Herkese merhaba arkadaşlar, Otografi'ye hoş geldiniz. Bilgisayar başından sesleniyorum. O anın şeyiyle giriş yapmayı unutmuşum. 2 haftadır da video çekmiyoruz, yokuz ortalıkta 2 haftadır. Biraz yoğunluktan dolayı bir ara verdik 2 hafta ve kanalın adını değiştirdik. Kanalın adını neden değiştirdim ve 2 haftadır nerede olduğumu bir sonraki videoda anlatacağım. Bu videoda C3 Air Cross'un makyajlanan versiyonunu inceleyeceğiz. Umarım keyif alırsınız. Hadi gelin şimdi arabaya bakalım. Evet, C3 Air Cross'un başındayız. Bu araç Shine Paket 1.2 130 beygirlik benzinli motora sahip. Şöyle öncelikle model bilgisini göstereyim. Shine Paket teknik özellikleri burada var. 130 beygir, 230 tork var. 0-100'ü 9.2 saniye. Bagaj hacmi 410 ile 520 arasında değişiyor, onu göstereceğim. Özelliklerine buradan bakabilirsiniz. Gayet dolu bir araç. Burada fiyat bilgisi de mevcut. Bunda metalik renk olduğu için 344.800 TL. Direkt başlayalım. Şu anahtardan başlayalım. Klasik Citroen modellerinden tanıdığımız bir anahtarı var. Ön tasarımı değişti bu aracın ama kanalımda hiç C3 Air Cross videosu olmadığı için sıfırdan bir inceleme yapacağız. Önde şöyle basalım. Önde halojen sinyallerimiz var. Farlarımız LED. Burada da gündüz farlarımız var. Ön tasarımda eski modelde böyle dikdörtgen, yani kare farlar varken bunda incelttiler. Daha dinamik bir görüntü elde ettiler. Ön tasarımın görünüşü gerçekten güzel. Burada yine güzel aşağıyla uyumlu ızgaralarımız var. Burada krom bir parçamız var. Keskin. Mesela şu hat keskin. Eskiden daha böyle yuvarlak hatlara sahip bir ön tasarım varken şimdi daha dinamik bir ön tasarımı var. Yine klasik Citroen logomuz kaputta. Ön tasarımı güzel olmuş. Aşağıda böyle turuncu tarzı eklentiler var, bakır rengi. Aynalar da yine bakır rengi. Yandan devam edelim. Jant lastiklerimize baktığımızda 215-50R17 ebadında alüminyum alaşım jantlar var. Konturlu, güzel görünen jantlarımız var. Şu yan tasarımdan baktığımızda çok değişen bir şey yok. Güzel bir SUV. B SUV segmentinde tatlı bir araba. Yanda yine o turuncu detaylar devam ediyorlar. Düz bir tasarıma sahip. Şurada bir tık yükseliyor sadece. Bunda airbamplar yok. Onu fark ettim. Burada da fuel boldu var. Bunda da yok. Yani airbamptan vazgeçmişler. Ama buradaki plastik dodikler, plastik marşviyeller devam ediyor. Arazi vurgusundan mütevellit. Burada A sütunundaki kelebek camımız gayet büyük. İçeride daha ferah bir alan olmasını sağlıyor. Bu mat doku da güzelmiş. Devam edelim. Üstte piyano black tavan raylarımız var. Çift renk var tavanda. Siyah tavan var. C5 Air Cross'un ilk serilerinde bu siyah tavanda atma vardı. Bunda yok herhalde. Çözmüşlerdir diye düşünüyorum. Çözmeseler koymazlardı. Depo kapağımız burada. Arkada yine stoplarımız aynı devam ediyor. Yuvarlak sinyalleri burada. Arka tasarıma bakalım. Arkada airbump vari dikdörtgenler, park sensörleri ve böyle hafif satin, krom renkte bir difüzör var. Egzoz çıkışını tercih etmemişler. Aşağıda gerçek bir egzozumuz var. Güzel, bu sahte egzoz çıkışlarının olmaması bence güzel bir detay. Burada bir geri görüş kameramız var. Şöyle bagajı bir açalım. Elektrikli bagaj yok. B segmenti bir araç olduğundan dolayı. Evet, bagajın neden değiştiğini şöyle anlatayım. Bu koltuklar ileri geri gidebiliyorlar, arka koltuklar. O yüzden bagajın hacmi değişiyor. Ve öte yandan bu bagajın rafı da alınıyor, yukarı alınıyor. Bagajın rafını da yukarı aldığınızda bagaj hacminiz azalıyor, aşağı aldığınızda artıyor. Yanda muhtemelen stop tertibatları var, PSA grubundan alıştığımız gibi. Bagajın içinin kaplaması güzel, plastik bir kaplama var. Burada da yine o Air Cross'larda olan dokuları kullanmışlar. Burada da bir tutma kolumuz var. Bagajda onun haricinde bir aydınlatmamız var. Başka da bir şey yok. Pandizotumuzun kalınlığı vesaire de güzel. Kapatalım. Arka tası içeriye geçelim. Bagajı güzel. Hafif bir bagaj kapağı var. O yönden de güzel. Şöyle ön kapıyı açalım. Anahtarsız giriş var bu araçta. Şöyle açtım. Anahtarını da şöyle içeri koyalım. Evet. Kapı üstlerimiz sert plastik ama dokusu vesairesi güzel. Sert olmasa iyi olabilirdi ama burada asıl önemli olan yer burası değil, şurası bence. Kolumuzu buraya koyuyoruz çoğunlukla. Burası da yumuşak kumaş bir malzeme. Burada da güzel deri detaylar var.
Eskiden C4 kaktüs vardı. Onun tutma yerleri böyle kemer gibiydi. Bu da öyle olsa güzel olurdu aslında. Güzel krom bir kapı kolumuz var. 4 cam otomatiğimiz, katlanır aynamız var. Şöyle katlayabiliyorsunuz basıp. Kapı içi gözler yeterli seviyede. Burada bir bardak da var. Burada da bir gözü var. Yere gitse iyi olurdu. Gitmiyor. Burada dedim ya, o air cross'larda olan doku. O bu. Şu doku bagajda da vardı. Kapıda da kullanmışlar. Burada bir şey görüyorum. Bu araçta koltuk ısıtma var. 3 kademeli. Buraya koymuşlar. Burayı tercih etmişler. Citroen koltuk konusunda iddialı bir marka. Bunun koltukları da güzel yine. Konfor vurgusu yapılmış. Yumuşacık koltukları var. Dokusu da güzel. Şuradaki renk de güzel bence. Yakışmış. İç mekana geçeceğiz. Şurada şeritten çıkma uyarı sisteminin kapatma butonumuzu görüyorum. Koltuk manuel ayarlanıyor. Ama ısıtma olması güzel bir SUV'de. Bu dolu paket Shine. Şöyle geçelim. Start stop butonunu buraya koymuşlar. Bir kontak açalım. Enerji tasarruf modu aktif diyor. Sıkıntı yok. Kadranlar Citroen'den bildiğimiz bir kadran. Evet, gitti. Ekran da gidecek muhtemelen. Ekran gitmese iyi olur. Eko modu gitti. Evet, Citroen'den tanıdığımız bir ekran var. Gördüğünüz gibi özellikleri açabiliyoruz. Araç ayarları var. Kapanma, kapandı. Yani ekran, bildiğiniz ekran Citroen'den. Buradaki göstergede aynı, değişen bir şey yok. Direksiyona geldiğimiz zaman yine Citroen'den tanıdığımız bir direksiyon. Ben bu direksiyonu çok beğeniyorum. Ele oturuşu çok güzel. Tasarımı çok güzel. O eski Citroen'lerin göbeği sabit direksiyonlarından sonra bu gerçekten çok güzel. Citroen çağ atladı resmen. Çok güzel oldu. Burada cruise kontrol, yani hız sabitlemenin kontrolleri var. PSA grubundan klasik. Otomatik far silecek zaten mevcut. Ses açma kapatma, sesli komut ve yol bilgisayarı ayarlarını yapabiliyoruz. Burada da multimedyanın ve Bluetooth kaynağı, işte kaynak değişimi, listeleme ve vesaire ayarlarını yapabiliyoruz. Buralar kumaş kaplı. Bu kumaş kaplama güzel. Hoşuma gitti benim burası. Güzel olmuş. Burada da bu dikey havalandırma üfleci var. C5 Air Cross'taki gibi. Bu da güzel. Bir de şöyle bir detay var. Bunlar dikey. Bunlar yatay ya. Bu olay çok güzel bence. Bu asimetri güzel duruyor. Buralar sert plastik ama buralar da yumuşak olsa güzel olabilirdi. Buralar sert, burası da sert. Burası kumaş. Kumaş olan yerler güzel. Yani çoğunlukla elimizin gittiği yerleri kumaş koyup diğer yerleri sert yapmışlar. Maliyeti burada azaltıp donanıma vermişler bence. Burada ekranımız var dedik. Ekranı açamadık. Yani açtık ama şöyle açtık. Eko modunda olduğu için araba hemen gidiyor ekran. Bak yine gelip gidecek. Öyle hızlı bir göstereyim, sadece ana menüye basayım. Gitti bak, gördün mü? Bakamadık. Ne yani, bildiğimiz ekran var Citroen'den. Burada bir göz vesaire yok. Fuel bolt'ta vardı diye hatırlıyorum. Bir oyuk vardı, hiçbir şeye yaramıyordu. Bunda yok, stop var. Aşağı indiğimizde 12 voltluk soketimiz var. Şanzımanın sport modu var. Bu burada olmayıp şu topuzla yapılsaydı güzel olurdu. Orası biraz, ne bileyim, şöyle sürüyorsun. Biraz eğilip basman gerekiyor. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. USB çıkışı var. Burada bir opsiyonla kablosuz şarj alabiliyorsunuz. Bu araçta yok. Onu opsiyonla alıyorsunuz. Buradaki dokular güzel. Böyle piyano bilekli, kromlu vesaire. Ama buralarda sert tabii ki de. Şuralar falan. Sert plastik. EAT6 bir şanzımanımız var bu araçta. Şöyle. Bildiğimiz bir klasik PSA grubunun şanzımanı EAT6. 8'lerde joystick geliyor, 6'da topuz geliyor. Burada 2 adet bardaklığımız var. Yerleşimi güzel. Biri derin, biri sığ. O da güzel. Burada sadece sürücüye ait deri bir kol dayaması var. Deri ve yumuş yumuş bu. Bir ayrı da var. Burada bu el freni bana bir yerden tanıdık geliyor. Crossland'den. Crossland'deki el frenin aynısı. PSA grubunun ortaklığı işte. Aynı el frenini kullanmışlar. Deri kaplı değil. Otomatik de değil. Bari Shine'da bu deri olsaydı, Field'da olmasaydı güzel olabilirdi. Çok bir dert değil ama. Burada bir gözümüz var. Şöyle içinde bir kaplama yok ama boyutu yeterli seviyede. Güzel eşyalar da olabilir içine. Kapağı var. Kapağın hissiyatı vesairesi güzel. Yumuşak açılıp kapanıyor. Bu kol dayama da ayarlı böyle bu arada.
Burada bir oyuk var. Altı kaydırmazla kaplı. İçine ne koyarsınız bilmiyorum ama içinde tutacağı kesin. Torpidoyu şöyle bir açalım. Amortisörlü yavaş açılan bir torpidosu var. Kaplaması yok ama bayağı derin ve geniş bir torpidosu var. Soğutma yok. Aydınlatma göremiyorum. Varsa da kusuruma bakmayın. Öğrenirim. Bakarım. Ama yok gibi. Açılıp kapanma hissiyatı güzel ama. Şu yukarı çıktığımızda sunroof'un perdesi de otomatik. Kendisi de otomatik. Bu güzel bir özellik. Şöyle göstereyim. Güzel bir sunroof'umuz var. Açılıyor ve kocaman. Güzel bir cam tavan. Bu sunroof değil. Pardon. Aydınlatmalarımız bu donanımda LED ve yavaş yavaş yanıp sönüyor. Bu da güzel bir detay. Yukarı çıktığımızda burada kartlıklı makyaj aynalarımız var. Bunun aydınlatması yok. Keşke bunun aydınlatması da olsaydı. Güzel olurdu. Bunda var mı? Bunda da kartlık var ama aydınlatma yok maalesef. Tavan döşemesi vesaire güzel ama. Şöyle bir arkaya geçelim. Bir de arkaya bakalım. Ben şu koltuğu bir ayarlayayım. Arka kapıyı açtığımızda yine buralar sert ama burada güzel bir detay var. Arkada güzel perdelerimiz var. Bu bir aile aracı ve arka koltuktakilerin konforu düşünülmüş. Güzel bir özellik. Buralar yine kumaş yumuşak. Buralar sert. Buradaki o deri detay da bunda arkada yok. Buradaki göz biraz ufak ama keşke biraz daha büyük olsaydı güzel olurdu. Yine söyleyeceğim, PSA şu açıklığı güzel yaptığı için ferah duruyor burası. Sanki daha büyükmüş gibi duruyor. Arka koltuğun alameti farikası öne geriye gidip gelmesi. Bakın onu öne almışlar. Şöyle biz de bunu alalım. En ön konumda böyle yük yükleyeceğiniz zaman böyle alıyorsunuz. En arka konumda da böyle. Böyleyken bagaj 420 litre, en öndeyken de 520 litre, 100 litre bir alan elde ediyorsunuz. Koltuğu da buradan tutup yatırabiliyorsunuz ama kemeri buraya, aha bak bu güzelmiş. Buraya kemer tutturma yeri koymuşlar. Koltuğu yatırırken orası geliyor mu? Orası geliyorsa sıkıntı. Evet, bu da kemer de geliyor. İşte o biraz sıkıntı olabilir. Ama koltuk neredeyse düz oluyor. Şu bagajın şeyini de bir üst kademeye aldığınızda düz oluyor muhtemelen. Şöyle kaldıralım. Bir detay gördüm, onu göstereceğim size. Evet, koltuğumuzu koyduk. Bu arada şey de var, koltuğun sırtlığının diklik ayarı da var. Yatırdım. Şu an en rahat pozisyonda. İki Isofix var. Önde de var mıydı görmedim. Bakmadım daha doğrusu. Vardır muhtemelen. Koltuklar yine yumuş yumuş. İçeri bir geçelim. Koltuklara bakalım. Abi çok rahat bu Citroen'lerin koltukları. Sırf bu yüzden Citroen alabilirim ya. Şöyle bir karış bir diz mesafesi var. En geride ve en yatık pozisyondayken. Oh, terledik. Arabada cama çıktı. Saç baş da aldı. Şöyle 4 parmak bir baş mesafesi var. Cam tavandan dolayı biraz aşağı iniyor burası ama içeri ferah. Şöyle cam tavandan baktığınız zaman da gayet ferah bir yeri var. Bir iç mekan var. Buradaki şey güzel. Cepler güzel. Salmaz kendini kolay kolay. Topluyor çünkü. Burada kollayma bütün olmadığı için herhangi bir havalandırma vesaire yok ama oraya bir 12 volt soket koymuşlar. Bu da güzel. Bu hayat kurtaran bir özellik bence. Arkada çok bir şaft tüneli yok. Ama koltuk biraz dar. Üçüncü kişi hani oturur ama biraz zorlanır. Burada şöyle bir detay var. Şu üçüncü koltuğu kol dayama olarak kullanabiliyorsunuz ama herhangi bir göz vesairesi yok. Bagaja erişim sağlıyor. İsterseniz kol dayama olarak da kullanabilirsiniz demişler yani. Ama arka koltuklar vesaire rahat. Şöyle arkadan öne bir genel bakış da atalım. Gayet güzel duruyor bence. Araba olmuş. Bir tek fiyat fazla geldi bir tık. İşte 300 binden başlıyor Fuel Volt. Bu 345 bin lira. Dizelleri 350 küsürdü herhalde. Bir tık pahalı yani. Geçen ay değil. Ondan önceki ayda galiba. 2-3 ay önce ÖTV dilimine girmeden önce mantıklıydı. Shine'i 230 bin liraya alıyordunuz. O zaman mantıklıydı. Şu an alınabilir ama fiyat maalesef her araçta olduğu gibi bunda da fazla. Hadi çıkalım. Evet, bugün sizlerle birlikte Citroen C3 Aircross'u inceledik. Siz C3 Aircross'u nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. 2 haftalık bir aranın ardından geri dönüşümüzün şerefine videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.